Evet sevgili seyircilerimiz, programımızın ikinci bölümünde birlikteyiz. Tabii dediğim gibi konuklarımızdan bazıları değişti. İşçihisar Mermerciler Dernek Başkanımız Sayın Metin Mercan'la 9 Eylül Üniversitesi'nden Bayram Hocamızı uğurladık. Onların yerine sektörde genç ve müteşebbis, çılgın iş adamlarımızla sohbet etmeyi uygun gördük. Neden çılgın? Çünkü doğal taş sektörü gerçekten bir çılgınlıktır. Daha yatırım yaparsınız. Yaradan verirse alırsınız, yaradan vermezse bakarsınız. Öyle bir durum var. Sektörümüze yeni girmiş ve şu anda da kendi ofisini kullandığımız Sayınlar Yönetim Kurul Başkanımız Sayın Kadir Sayın aramızda mermer sektörüne geldi. Hoş geldiniz diyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yanılmıyorsam mermer sektörüne de ciddi bir yatırımın söz konusu oldu. Ve sektörle de çok ilgileniyorsunuz. Gerek Sayınlar Anonim Şirket ne iş yaptığınızı ve mermerden ne beklediğinizi sizden dinlemek isteriz. Şöyle söyleyeyim, biz inşaat sektöründeyiz. İnşaatta prekans yapı elemanları dahilinde olmak üzere konvansiyonel yapılar, devlet taahhütü, yapsat, hazır beton, kongresör işletmeciliğiyle beraberinde inşaatın temel ham maddesi olan agrega ile beraberinde hazır beton, hazır betondan sonra işlenmiş ürün noktasında da prefabrik, parke, boru imalatları yapmaktayız. Hem sanayici hem de aynı zamanda bu ürettiğimiz ürünleri uygulama anlamında devlet taahhüdü yapmaktayız. Madenle alakalı sadece bizim ilişkili olduğumuz boyut kongresör işletme tesisiydi. Bunun kendi boyutundaki inşaat sektöründeki alanlarında her boyutta imalat ve ürün kullanımını gerçekleştirdik. Ülke ekonomisine, Afyon ilimize ve şirketimize döviz nezdinde bir girdi sağlamak için de 4 yıl öncesinde madenle ilgili mermer argelerine başladık. Bu noktada da bayağı bir efor sarf ettik. Mavella markası adı altında bir marka oluşturduk. Muğla bölgesinde toplam 14 tane sahaya sahibiz şu anda. Birinci etap olarak ilk sahamız işte bir Şubat ayının 13'ünde 2018 Şubat ayında Şubat ayının 18'inde ilk deneyimizi deldik. İmalatımız başladı. Beraberinde işte yurt içi ve yurt dışı fuarlarıyla alakalı sektöre ve ülke ekonomisine neler katabiliriz de ilgili mücadelelerimiz bu yönde yürümek. Siz de sabah ve öğleden sonraki programlarımızda katıldınız ve Türkiye'de İtalya'daki gibi galeri veya kapalı ocak sistemiyle çalışma noktasındaki toplantılarda vardınız. Siz yeni bir müteşebbis olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, geçen yıl ben işte daha henüz 10. ocağı açmadığım dönemde İtalya kararı bölgesinde özellikle kendim teknik bir gezi yaptım. Onunla ilgili orada görsel anlamda bir şeyleri gördüm ama bugün ne oldu? Bilimsel anlamda bir şeyleri yaşamış olduk birebir. Aynı zamanda çok güzel bir seminer de oldu, çok verimli oldu bu açıdan. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de şu anda çalışan bir sistem yok. Bu sistemle alakalı Zafer Bey bir adım atmayı düşünüyor. Bununla ilgili bu olay gerçekleşirse madenin hem bizlere üretim maliyeti, emtia değer anlamında daha düşük ve kazanç noktasında daha fazla olacağını anlıyoruz. Artı iş kazası riskleriyle alakalı ilgili arkadaşlarımızın, hocalarımızın konuştuğu üzere ve gördüğümüz gelişmelerle maden sektöründe zamandır bu konuyla 2 yıl 3 yıl. Şimdi 2 yıl öncesinde çevre ÇED, büyük ÇED ile ilgili ek 1 ile ilgili çalışmalarımıza başladık. O süreç tamamlandı. Bu arada hocam faaliyete girdik, bir 6 ay çalıştık. Daha sonra kapalı alana dayandık, durdurduk. 2 yıl içinde belgelendirme sürecinin bitmesi bir hayli uzun süre. Türkiye'de prosedürü yürütmek şu an biraz zorluyor bizleri ama bitirdik çok şükür. Sadece dediğim gibi tek eksiklik sahada orman. Ormanın da sadece kapalı yeraltı işletmeciliğine konu olan giriş alanının izniyle ilgili onayı verecekler Sayın Genel Müdürlüğümüz. Bunun girişiyle ormana zarar vermeden Türkiye'de çevre dostu ormanları koruyan bir sistem yürütüyor. Yani hem çevreye hem ormana zarar vermiyoruz. Bu da aktivasyonlar açısından çok önemli.
bu konuda yaklaşık 2 aydır da işte İtalya ve Türkiye ayağını yürütmeye başladık. Bir yerlere varacak gibi duruyor iş. Sonuca ne kadar bir sürede gitmeyi düşünüyorsunuz? Bu yani proje Bay Pandolfi'nin de önümüze sunduğu taslakla yarınki etütten sonra belli olacak ama önümüzdeki 1,5 yıl içinde tamamlanmış olur gibi geliyor. Yani burada çalışmayı görebiliriz, sonuca ulaşabiliriz. Blokların değerlendirdiğini ekonomiye kattığımızı da görebiliriz ama yarınki etüt çok önemli. Oradaki çalışma karar verecek, teknik çalışma. 1,5 yıl içerisinde falan hayata geçiririz gibi geliyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Umarım her şey ülkemiz menfaatine olur. İnşallah. Umarım her şey doğa, ormanlarımız, işte çevremizle uyumlu bir hale gelir. Ve umarım siz başarılı olursunuz ki ülkemize de katma değerler ve dövizler İnşallah. Geri gelir. Peki ülkemizde ciddi krizlerle boğuşmakta. Böyle bir süreçte yaptınız siz bu atılımı. Evet. Size ciddi bir maliyet söz konusu olacak. Bunlara hazırlıklı mıydık? Aslında Ocak'ta her türlü altyapı var. Elektriğinden şantiyesine kadar hazırda bir kurulu sistemim var benim. Yani burada maliyet açısından belki de hocalarımızın da hemfikir olduğu bir konu var. Maliyetleri düşürebiliriz de. Yani eğer bu Ocak'ta blok satışı gerçekleşirse ki umudumuz o yönde, maliyetler açık işletme yönteminden daha uygun olabilir bizim için. Belki de işletme sermayesine bile ihtiyaç duymayacak. Çünkü burada önemli olan makineye olan yatırım. Makine, Bay Pandolfi'nin de girişimi olacak bu konuyla ilgili. Kolluk kesici makinesi ihtiyacı var. Yeraltı işletmeciliğinin. Burada Avrupa Birliği fonlarını da devreye sokacak bizim için. Öyle bir proje de var. Dün toplantısı gerçekleştirildi İtalya'da. Onun Pandolfi'nin ofisiyle Avrupa desteği sağlayacak olan birim dün bir toplantı gerçekleştirdi. Burada yani teknolojiyi hibe olarak da alabileceğimiz bir durum da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ekonomi için daha güzel bir şey olamaz. Yani ihracat yönelik bir sektörüz. İhracat ağırlıklı bir ocak. Çıkarttığımızda bloğu ürettiğimizde ihracata gidecek bir blok. Bunun için de Avrupa Birliği fonlarından yararlanıyoruz. Kendimiz de işletme giderlerine katkıda olacağız ama ekonomi ihracata destek olacağı için çok sorunlu olacağını düşünmüyorum. Ülke bizim diyorsun, evet. Çalışacağız. Evet, inşallah. Peki, tebrik ediyorum sizi bu girişiminizden dolayı. Ben Sayın Pandolfi'ye geri dönmek istiyorum. Sayın Pandolfi, sabahleyin bana çok kısa ve kısa cümlelerle çok güzel bir şeyler söylediniz. Öncelikle mantık demiştiniz. Sonra insan dediniz. Sonra teknoloji ve uyum dediniz. Sabah gördüğünüzde ne gördünüz? Bunlar ne zaman yapılabilecek? Allora, stamattina avete detto belle parole, mentalità, umano, tecnologia, stabilità, stabilizzazione. Quando lo facciamo questo insieme, quando possiamo applicare? Sistemi, mi c'è il telefono, mi ce n'è. Anche ha detto questo tutto il sistema lo mettiamo dentro il telefonino. Sì, è fondamentale perché stiamo facendo la trasformazione digitale del mondo e il settore del marmo ha la necessità del digitale, è importantissimo. Per rendere semplice. Temel olarak bu dijital dönüşüm yapmak zorundayız mermer sektörü içinde. Önemli. Il digitale può rendere l'uomo al centro della vita, perché il lavoro è vita e l'uomo per noi la cosa più importante. Bu dijital dönüşüm insanı teknoloji merkezine atar, yani yaşam iş bizim için yaşam orada. Il nostro amico ha un sogno. La Turchia può avere un ottimo vantaggio da questo sogno. Se noi lavoriamo correttamente e se Dio vorrà, riusciamo a dare concretezza al suo sogno. Inshallah, arkadaşımızın çok güzel bir rüyası var. Türkiye'de onu gerçekleştirmek istiyor. İnşallah yani başaracağız diyor. Peki dikkat etmemiz gereken, diyelim ki galeri sistemini yapmadık. Gerek adada, gerek Afyon'da yapmış olduğu incelemelerde galeri sisteminin haricindeki üretim şeklinin bir önerisi olacak mı? Mesela Marmara Adası uygun değil. Neden uygun değil? Ne yapılabilir? Se non lo facciamo in sistema galleria.
quali ci sono metodi diversi? Cosa possiamo fare? Allora, perché non si può applicare Isola di Marmara? Allora, noi bisogna comprendere che il sistema per fare una galleria comprende uno studio accurato della montagna ed è la montagna che decide come coltivarsi, e la montagna con le sue fratture, con le sue qualità, con le sue caratteristiche. Con la nostra scienza noi bisogna interpretare la montagna e creare il progetto. Buradaki en büyük etken dağın dağ seçtiriyor size diyor. Bizim tecrübelerimizde, bizim bilimimizde dağ ne derse biz onu yapıyoruz diyor. Ona göre şekilleniyoruz biz diyor. Yani adada ona göre şekillenecek. Afyonkarahisar'da yani, ona göre. Peki ben size yönelmek istiyorum. Siz bayağı bir beraber çalıştınız, evet. Pandolfi ile. Türkiye'deki çalışma şartlarıyla Pandolfi'nin çalışma şartları ve uyum sürecimiz nasıl, ne hissediyorsunuz? Yani bir İtalyanla birlikte çalışırken hani kendinizi üstün mü görüyorsunuz, yoksa geride mi görüyorsunuz? Hani yoksa eşit ama şartların farklı olduğunu mu gözlemliyorsunuz? Yani yaklaşık 12 seneden beri gidip geliyorum sıklıkla. Yani gittiğimde beri hiç kendimi yabancılık hissetmedim. Yani ne üstün görüyorum ne de aşağıda. Yani onunla, yani hiç yabancı hissetmiyorum kendimi. Ama ben oraya gittiğimde sanki Afyon'a gelmiş gibi, kendi memleketime gitmiş gibi hissediyorum. Ama biz gelişiyoruz galiba, değil mi? Onlara hızla yetişiyoruz, yani gerek makine teknolojisine. Bilimsel çalışmalarımızla, ben bir 5 yıldır üniversitede ders verdim. Yani teknolojik altyapımız olarak belli noktalarda da iyiyiz, yani yazılımsal alanlarda. Tabii maden sektörü olarak Türkiye'de yapılan yeni olduğumuz için biraz tabii geride kalan noktalarımız var makine sektöründe. Makineci olduğu için soruyorum da, İtalya'da makine üretim maliyetleri çok yükseldi ve birçok İtalyan firma Türkiye ile ortak partner işler yapmak istiyor. Bu algım doğru mu benim? Per produrre in Italia la macchina le spendi alzato, per produrre pagare le tasse, uomini eccetera. Anche la ditta italiana vogliono collaborare in Turchia, giusto questa cosa? Sì, sì, diciamo che la collaborazione fra Italia e Turchia è sempre stata molto forte, e anche un onore per noi collaborare con la Turchia e creare un gruppo di lavoro. Per quello ci sono dei ragazzi turchi che hanno lavorato nel mio studio, perché io voglio trasferire la competenza del mio studio a dei ragazzi turchi che possano far crescere una scuola per le gallerie sotterranee in Turchia. Tespitiniz doğru. Yani Türkiye'nin hani geçmişten bu yana zaten işbirlikleri çok güçlü Türkiye İtalya arasında. Yani bu yüzden benim ofisimde yani Türk gençleri eğittim, çok birlikte rahat çalıştık. Bu yüzden çalışma grubu oluşturmak istiyorum. Gerekse yeraltı ocakları için, gerekse diğer çalışmalar için. L'università turca è molto buona. Io è da anni che collaboro con grande successo. L'università turca è al massimo livello internazionale e la qualità dei ragazzi che ho avuto nel mio studio è sempre stata alta. Sono molto felice di questi ragazzi. Afyon Üniversitesi, Türk Üniversitesi'yle uzun zamandır çalışıyorum. Yani çalıştığım üniversite yani dünya standartlarının dünya seviyesinde bir üniversite. Yani gelen gençler de aynı şekilde. Bunları duymak yani çok güzel. En iyi öğrenciler geldi. Yabancı dostlarımızın bizlere bu şekilde onur etmesi gerçekten bizlere gurur kaynağı oldu. Biz dünya ölçeğinde mezunlar yetiştirmek istiyoruz. Zaten sektörümüz dünya ile rekabet halinde. Dolayısıyla onlardan geri kalacak herhangi bir yetişmiş mezunumuz olmaması gerekir. Biz bu bilinçle mümkün olduğu kadar yüksek kalite mezun vermeye çalışıyoruz. Siamo contenti di sentire queste parole da voi. Anche vogliamo dare educazione alto livello, livello mondiale, così anche siamo contenti. Perfetto, perché il futuro è per la cultura digitale e la digital innovation e transformation. Noi abbiamo bisogno di diventare una cultura digitale. L'uomo deve governare con tranquillità e serenità il suo lavoro. L'uomo è al centro del lavoro, non è il denaro, perciò l'uomo deve avere potenzialità di governare. Gelecek dijital dönüşümde diyor. Yani bütün çalışmalarımızı dijital dönüşüme göre çevirmeliyiz. Yani insan çalışmanın merkezinde, paranın merkezinde değil diyor. Karlılık daha öncelikli olacak galiba bu sayede, dijital sayesinde. Tabii. Bu adaya bakıyoruz. Yes, yes.
Hani hocam size dönmek istiyorum. Yani gerçekten şöyle bu konuşmalardan yola çıkıldığında sizin Leonardo da Vinci'ye verdiğiniz önemin bir fiil şahidiyim. Çünkü ilk bizim dergimize yayınlanmıştı. Öğrenci alışverişi, bilgi alışverişi sizin sayenizde olmuştu. Bunun arkasından teknoloji alışverişi, makine ve teknolojileri partner ortaklıklar kurmaya başladı. O giden öğrenciler sayesinde bugün de sistem ortaklığı başlıyor. Yanılmıyor muyum? Pandolfi bundan bahsediyor. Yani sistem ortaklığı, birlikte çalışalım. Birlikte insanları eğitelim. 2004 yılında bizler de bu sektörde dünya ölçeğinde belki çok yetkin değildik. Ancak bu süreç içerisinde bizler de dünya ölçeğinde yetkinliğimizi elde ettik. Ve bir vizyon kazandık, dünya vizyonu. Bunu mümkün olduğu kadarıyla sektörle de paylaşmaya çalıştık. Özellikle Pandolfi ile o zamana kadar eğitim üzerine ortaklıklarımız olmuştu. Epey öğrencimiz onun yanında staj yaptı. Şirketlerin işte içerisinde bir fil bazıları çalıştılar. Ve oradaki teknolojiyi, görgüyü, bilgiyi buraya aktardılar. Ve içerisinde bazı arkadaşlarımız Pandolfi'nin yanındayken edindikleri tecrübelerle buralarda yeni iş kolları oluşturdular. Robot kolların işte oradaki uygulamasını görerek burada satışa başladılar. Veya oradaki staj yapan arkadaşların bazıları burada akademisyen oldu. Veya en iyi örneklerinden birisi Sabri Dündar lisansını ve yüksek lisansını yaptı. Hatta yüksek lisansını İtalya'da yaptı ve oldukça doğruluğunu kazandı bu sektörde. Sadece Leonardo projesi değil, onun dışında Erasmus projesiyle de gittik. Orada da işte arkadaşlar edindik ve oradaki bilgileri de buralara aktarmaya çalıştık. Şu an yani sektöre biz mümkün olduğu kadarıyla bilimsel altyapı desteği ve işte laboratuvar altyapı desteği sağlayacağız. Ama bunun yanında özellikle Bay Pandolfi'nin söylediği gibi dijital bir dönüşüm var dünyada. Sektörün bu dijital dönüşümden payını alması gerekiyor. Hızla yakalaması gerekiyor. Çünkü rakiplerimiz Çin teknolojiye yatırım yapıyor. Onlar hızla gelişiyor. Ve biz onlardan geri kalmamak için aynı teknolojiyi kendi ocaklarımıza ve fabrikalarımıza mutlaka yerleştirmemiz gerekli. Şu an artık bu tür birlikte yani sadece eğitim değil artık teknolojik olarak altyapıların kurulması, bunun şirketlerin içerisinde özümsendirilmesi ve onların bunlardan çıktı elde etmesini sağlamamız gerekiyor. Ve bu yönde biz mümkün olduğu kadarıyla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Son 3 dakikamız kaldı. Ben bir 30'ar saniye son söz olarak Kadir Bey sizden başlayarak artık seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Yani öncelikle şunu söyleyeyim, sektöre yeni girmem ve böyle bir günü yaşamam beni çok mutlu etti. Çünkü bakış açısı, vizyon ve sektörde hani kendi boyutunda kendini ispatlamış hocalarımızla beraberinde bu güzel semineri, bu güzel geziyi ve söylediğim gibi Zafer Bey'in bakış ve vizyonuyla beraber bugünü yaşamak bana çok büyük heyecan verdi. Şunu diyebiliyorum, iyi ki mermer sektörüne girmişim. Doğru noktalarda, doğru insanlarla yürümek en önemlisi diye düşünüyorum. Bu ilk adım, daha sonrasında gerçekleşeceğine inanıyorum. Ben Afyon Sanayici İnşaatları Derneği'nde de genel sekreterim. Bununla alakalı da bu görüşlerle ilgili de bir organizasyon yapmak istiyorum. İlerleyen aşamalarda da bunu daha çok ilerletirsek, işte üniversitenin işbirliği olur, Afyon Sanayici İnşaatları Derneği, Ticaret size, Odası. Size bir müjde vereyim o zaman. Biz Zafer Bey'le bu konuyu konuşurken, Zafer Bey dedim, biz başarılı oluruz veya olmayız dedim. Medyaya bunun yansıması dedim sizin partnerlerinizi artıracaktır dedim. STK'lar buna dikkat edecektir. Böyle bir algı oluşturursak gerek ülkemize gerek dünya insanlığına faydamız olur diyerekten konuşmuştuk. Sizin bu güzel sözlerinizde bu daha ilk günden meyve almaya başladığımızı gösteriyor yani. Zaten şu var, sonuçta hani paylaşım, sağ olsun Zafer Bey mesela bu know-how'su kendince yaşayabilirdi. Sektöre bir şey katmakla alakalı bu adım attı. Sizler de medya ile beraberinde bu ışığı genel anlamda yaydığınız sürece STK'lı olarak da görev ne düşüyorsa
ilgili STK'lar da buradan seslenmiş olalım artık o noktada. Kesinlikle. Hep beraber güzel şeyler yapalım. Amaç sektör kazansın, ülkemiz kazansın. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben mikrofonu Zafer Bey. Zafer Bey, umarım yani hani 3-4 gündür hep telefon trafiğiyle konuşuyoruz. Evet. Bir şeyleri organize ediyorsunuz vesaire. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Çok heyecanlandırıyor beni. Önce şahsım olarak çok heyecanlanıyorum. Yani bu iş olursa %100 yerli ve binli bir kaynağı ortaya çıkartmış oluruz. Olmayacak bir şeyin. Aslında para kazanmak da çok önemli değil. Kesinlikle değil mi? Yani kazanç yani düşünülseydi zaten şu birlikteliği sağlayamayabilirdik. Yani burada ferdi hareketler de olabilir tek başımıza, ama burada birlikte bir şeyleri başarmak sadece benim ocağım değil. Yani tek bir ocak değil, birçok ocağın milli ekonomiye katkısını sağlamak demektir. Bu bilinçle gidiyorum şahsım olarak. Ve bu konuda da yanıma kimi aldıysam sağ olsun sizler de, hocalarımız da hep birlikte hareket etmek konusunda açık oldular. İnşallah başarılı olacağızlar. Bu ocak olmazsa bir başka ocağımızda, bir başka firmamızın ocağında mutlaka başarılı olacaktır. Allah yardımcımız olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Ben en son Sayın Pandolfi'ye döneceğim. Hocam, sizden devam etmek istiyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Şahsen Zafer Bey'e içten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sektör uzun yıllardır özünü duyduğumuz üniversite sanayi işbirliği, birlikte çalışmak, birlikte üretmek için önemli bir adım attı. Bugüne kadar bazı adımlarımız olmuştu. Ancak bu çok daha değerli. Kendi ihtiyacını görüyor ve nereden alabileceğini, nereden temin edebileceğini araştırıyor ve doğru kişileri bularak yolda devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla üniversite sanayi işbirliği için bu atılmış önemli adımı takdir ediyorum ve üniversite adına söyleyebilirim ki biz bu tür işbirliklerine tüm sektör olarak hazırız. Sadece Zafer Bey örneğinde değil, diğer başka konular için de biz sektörün tamamen yanındayız, içindeyiz. Onlara her türlü bilimsel destek vermek, iş gücü, beyin gücü olarak destek vermekten keyif alırız. Sonuçta biz ülkemiz için çalışıyoruz. Nasıl iş adamlarımız ülkemiz için maddi olarak çalışıyor. Bizler de onlara ülkemiz adına bir kazanç sağlamak, başarı elde etmek için yanlarında olmak, onlara omuz vermek, güç vermek bizleri mutlu ediyor. Bu mutluluk bizim için en temel değer. Evet, çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben Sayın Pandolfi'ye dönmeden önce şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Zafer Bey yola çıktıktan sonra sabahki toplantımızda Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Uysal da aramızdaydı. Tabii biz Zafer Bey'le bunları konuşurken TÜMMER'in, Ege İhracatçı Birlikleri'nin ve İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin dikkatini çektiğimiz takdirde bunun amaca daha kolay yürüyebileceğini ve birçok madenciye, ocakçıya kitlesel bir katkı sunacağını düşünerek bu adımı atmıştık. Sabahleyin de bunun verimini aldık. Osman Bey bize eşlik etti ama şu an aramızda değil, işlerinin yoğunluğu nedeniyle dönmek zorunda kaldı. O da programa katılacaktı. İnşallah Ege İhracatçı Birlikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitemiz, Sayın Pandolfi gibi partnerlerimizle kısa dönemde ocaklarımızı çevreye duyarlı, insana duyarlı bir üretim şekline dönüşeceğini düşünmekteyim ve hayal etmekteyim. Son söz olarak da Sayın Pandolfi'ye dönerek bu dinlediklerinden ve gözlemlerinden son olarak seyircilerimize ve mermer maden sektörüne olan mesajı ne olacaktır? Con ultima parole, con il vostro consiglio nel settore marmo, cos'è? E allora, mirare ai giovani, cioè esaltare i giovani, portare i giovani all'interno del settore e poi digitalizzare. Gençleri mermer sektörünü çekmek ve dijital dönüşümler, dijitalleştirmek. Başta biz başlayacağız onu zaten. Medya olarak küçük bir yazılara aldık. Iniziamo prima come il nostro media, cominciamo noi prima. Assolutamente sì. Şimdi burada yapmış olduğumuz hazırlıklar ve Zafer Bey'in çalışmaları belgesel halinde toparlanacak TV'den ve Turkuaz International dergisi tarafından.
sektördeki diğer magazin dergileriyle ve arzulayan tüm TV'lerle paylaşılarak bilgi paylaşımını gerçekleştirecek. Grazie tantissimo, sono onorato di aver lavorato con voi, di essere vicino a questi nuovi partner e nuovi amici. Çok teşekkür ederim sizinle beraber olduğum için, yeni çalışma ortaklarım için de çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri tanıdığımız için ve buraya misafir olun. Umarım bundan sonra daha sık gelir gidersiniz. Evet sevgili seyirciler, Bursa'daki madencilerimiz de çevreye duyarlı bir madencilik yapmak için Çevre Madenciler Derneği kurmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Yani madenci bir çevre düşmanı değildir. Madenci etrafını koruyan, kollayan, insanın gelişimi için harekete geçen mekanizmaları bir arada harmanlayıp siz insanlığın emrine sunan insanlardır. Hiçbir madenci çevreye zarar vererek, hele hele doğal gaz sektöründe bizim ana kaynağımız su ve taştır. Yani topraktır arkadaşlar. Madenciler de mermercileri bu noktada ayırmak lazım. Ben bir soru daha unuttum. Onu da soracağım. Dağ dediniz, sanat dediniz. Hı hı. Dağ sanat. Sanatçılık yani doğal gaz sektörü bir sanattır. Aşık olmaktır. Yani bütün mermercilerimizde mutlaka ve mutlaka taşı olan bir aşk vardır. Ben onu şöyle nüktelemek istiyorum. Kimi zaman ayaklarımızın altında gezdiğimiz, kimi zaman başımıza taç yaptığımız, kimi zaman da kadınlarımıza kolye olarak takdim ettiğimiz ama yaşamımızın her evresinde kimi zaman soframızda bir tabak, kimi zamansa kendimizi savunacak bir silah olarak karşımıza çıkar. Yani doğal taş hayatımızın her evresinde vardır ve doğal taşa ve sanatçılarımıza, madencilerimize yaklaşırken umarım bu aşkla yaklaşırsınız. İyi günler, iyi akşamlar. Thank you.